Aren TV'den herkese merhaba. Edirne Fethi cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, T24'te yazdığı bir yazıda altılı masaya açık bir çağrıda bulundu. Açık açık söylesinler dedi. Haberimizin detayına geçmeden önce, öncelikle bizlere destek olmak için bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Demirtaş, altılı masaya seslendi. Barışçıl bir çözüm vizyonu yoksa ve biz iktidara gelirsek daha çok terörist öldürürüz ve Kürt sorunu da böylece çözmüş oluruz diyorlarsa açık açık söylesinler de bilelim dedi. Gereksiz bir bakanlık tartışması nedeniyle bugünlerde herkes her yerde HDP'yi tartışıyor. Ahkam kesiyor ya da asıp kesiyor. Aklı başında gibi görünen bazı yorumcular bile HDP'yi Türkiye siyasetini zehirleyen bir sorun olarak tanımlamaktan geri durmuyor. Neymiş? HDP terörle içli dışlı olduğundan kimse HDP'nin yanında olamıyormuş. Öte yandan HDP oyları olmadan kimse Cumhurbaşkanı seçilemediğinden kimse HDP'den de vazgeçemiyormuş. Ama gelin görün ki HDP adeta cüzamlıymış gibi HDP seçmeninin oyları da zehirli ilaçmış. Adına Kürt sorunu denilen büyük ve ciddi sorunla ilgili konuşurken herkesin eteğindeki taşları dökmesi, karnından konuşmayı bırakıp görüşlerini cesurca açıklaması gerekir. En azından biz öyle yapıyoruz. Herkesten de aynı samimiyeti ve açıklığı bekleriz. Tekrar belirtelim, kesişen sosyolojiye rağmen HDP PKK'nın uzantısı ya da siyasi kolu değildir. HDP anayasal, meşru demokratik bir siyasi partidir. HDP ile memleketin sorunları ve çözümlerini konuşmak için önce terörle arana mesafe koy, saçmalığını dayatanlara şunları sorup cevabı da onlardan bekleyelim. Erdoğan Öcalan ile resmi olarak görüşürken Öcalan'dan terörle arasına mesafe koymasını istemiş olabilir mi? Erdoğan PKK ile resmi olarak görüşürken PKK'den PKK ile arasına mesafe koymasını istemiş olabilir mi? Peki siz HDP'ye terörle arana mesafe koy diye gürlediğinizde HDP ne diyor? Hayır, ben terörden yanayım. Terör ilelebet sürüp gitsin istiyorum mu diyor, yoksa gelin el ele verelim, silah meselesini siyasi yollarla çözüp iç barışı sağlayarak demokrasiyi büyütelim mi diyor? Yani siz HDP'ye diyorsunuz ki sen de gel bizim saflarımıza katıl, terörle birlikte mücadele edelim ve dağa çıkmış Kürt çocuklarını hep beraber öldürelim. HDP ne diyor? Hayır, kimse kimseyi öldürmesin. Ölen Kürt de Türk de bizim çocuklarımızdır. Gelin beraberce konuşalım ve sorunlara barış yoluyla çözüm bulalım. Evet, durum tam olarak budur. Kimse aklımızla alay etmesin. Eğer altılı masanın Kürt sorununa ilişkin barışçıl bir çözüm vizyonu yoksa ve biz iktidara gelirsek daha çok terörist öldürürüz ve Kürt sorunu böylece çözmüş oluruz diyorlarsa açık açık söylesinler de bilelim. Çünkü bu halkın insanları, milyonlarca kişinin ağabeyi, ablası, kızı, oğlu, torunu, arkadaşı, dağda ve o milyonlarca kişi yakınlarını, sevdiklerini daha iyi öldürsünler diye kimseye değil oyunu, günahını bile vermez. Kürt Türk herkes barışı sağlayacak ve gençleri dağdan indirecek. Cesaretteki siyasetçileri görmek istiyoruz. 40 yıldır bitirdik, kökünü kazıdık. Teranelerini dinlemekten de bu topraklar üzerinde özgürce barış ve huzur içinde yaşaması gereken gençleri toprağa vermekten de bıktı bu halk. Halk artık barış istiyor, barış. Anlamıyor musunuz? Öldürmekle, ölmekle Kürt sorunun çözülemeyeceğini görmüyor musunuz? Sorunun çözümü uzadıkça durumun çetrefilleştiğini, uluslararası hale geldiğini, emperyalizmin oyun sahasına dönüştüğünü fark etmiyor musunuz? HDP'nin gelecek vizyonunda silah şiddet yoktur. HDP programını yaparken silahların yakın zamanda, belki de seçimlerden hemen sonra tümden ortadan kalkacağını öngörüyor. Bunun için çalışıyor. HDP'nin istediği hayali, beklentisi, çabası bu şunun içindir. Kürt sorunu demokrasi içinde çözülecek. Çatışmalar kalıcı olarak bitecek. Oysa HDP dışında partilerin vizyonunda terör hep var. Var olmaya da devam edecek. Onlar da hep terörle mücadele edecek.
terörle mücadele ederken de HDP ile yan yana durmak olmaz tabii. Velhasıl kimsenin aklında silahın, savaşın, terörün diyalogla, siyasetle çözülüp sonlandırılması diye bir seçenek yok. Bu mudur demokratlık? Bu mudur değişim? HDP'ye terörle ayrana mesafe koy denildiğinde ve buna karşın HDP ne mesafe koyması, gelin el ele verip sorunu tümden çözelim dediğinde kim daha ileri, daha kalıcı, daha ahlaki bir şey önermiş oluyor? Kimilerine göre terör hep devam etsin ama sadece HDP arasına mesafe koysun. HDP'ye göre ise tümden ve barış yoluyla bitsin. Sizce şiddetle arasına mesafe koyması gerekenler gerçekten kimler? Lütfen elinizi vicdanlarınıza koyarak cevap verin. Bir dahaki haberimizde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.